Embriyo kalitesini sınıflandırmak için çeşitli yöntemlerimiz var. Aslında tüp bebek laboratuvarlarındaki temel problemlerden bir tanesi, her laboratuvarın kalite ya da sınıflandırma farkları için değişik kriterler kullanmasından kaynaklanıyor. Bazı laboratuvarlar bunu 1'den 4'e kadar, 5'e kadar sınıflandırmakla birlikte bazıları ABC şeklinde bir kriter kullanır. Ama temelinde kullandığımız temel sınıflandırma metotları genellikle gelişen embriyoların hücre yapılarına, bu hücre yapılarının, sitoplazmaların nasıl olduğuna, herhangi bir problem olmadığına, hücre büyüklüklerine, büyükler arasında fark olup olmadığına, hücreler arası fragmentasyon dediğimiz küçük atık parçacıkların olup olmadığına ve özellikle hücrelerin yapı şekli itibariyle granüler, yani daha koyu ya da daha açık renkli olup olmadıkları şeklinde bir sınıflandırma sistemiyle değerlendirilirler. Bu özelliklerin tümü birlikte değerlendirilip hücreye tek başına bir grade dediğimiz, sınıf dediğimiz bir rakam verilir. Örneğin birinci sınıf dediğimiz, grade 1 dediğimiz embriyolar hücreleri eşit, sitoplazmaları parlak, aralarında fragmentasyon olmayan, granülasyon görünmeyen embriyolara biz grade 1 olarak ya da birinci kalite olarak tanımlarız. Bunun sonrasında hücrelerin boyutlarına, fragmentasyon yüzdelerine bağlı olarak da bu sınıflandırma yavaş yavaş azalmaya başlar. Hastalarımızın en çok üzerine durdukları konu benim embriyolarımın kalitesi nasıl sorusudur genellikle laboratuvarda. Bu arada söylemem gereken bir nokta, aslında en kötü kalite bir embriyonun bile aslında tutunma potansiyelinin olabildiğidir. Biz sadece bu gradelendirme ya da sınıflandırma işlemlerini tutunma yüzdelerinin yüksekliğine ve düşüklüğüne göre yaparız. Ama gelişmekte olmayan bir embriyonun hiçbir zaman için zaten işlemlerde kullanılması gibi bir şey söz konusu olmaz.